Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Age of History 2'de Avusturya Macaristan serimizin ikinci bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Evet dostlar, en sonuncu bölüm Rusya'dan şu iki toprağı alıp barış anlaşmamızı imzalamıştık ki Allah'tan kabul ettiler. Fransızlarla da onların topraklarına bayağı girdik buralara falan. Şuraları kurtardık. Sonra Fransızlarla bir barış anlaşması imzaladık. Direkt normal bir barış anlaşması. Ve Dünya Savaşı'na çıktık. Birleşik Krallık da direkt kabul etti zaten. Bizim için güzel haber. Şu an Almanları, Rusları ve Fransızları çok seviyoruz. Ve Japonlarla da aramız iyi. Ama bir yandan Fransızlarla da düşmanız. O nasıl olabiliyor abi ya? Biz seviyoruz ama onlar bizi sevmiyor. Birleşik Krallık da böyle bir baktığımda. Yo, aramız iyi. Hani aramız iyi ya. Böyle hızlıca Fransızlarla artı Ruslarla aramızı iyi tutalım. Bu bölümkü hedefim Balkanları toplayacağız. Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan ve Bulgaristan. Ve İtalya seferine geçeceğiz. İtalya'nın tamamını almak gibi bir hedefim var. Alamasam da şöyle şu sınırları alacağım ki Fransızlarla cephemiz olsun. Diğer Dünya Savaşı'nda Almanların barıştığında bir Dünya Savaşı daha yapacağız. Onu da Fransızlara girebilmemiz için bir cephe açmamız gerekiyor. Şimdi dostlar, ordum var mı? Ordum buralarda var. Çok değil. Hızlıca ben bunları başkente çekeyim. Evet, bunları başkente gönderiyorum. Evet dostlar, simülasyonu da başlattım. Şu anda teknolojide diğer devletleri geçmemiz gerek. Aa, Birleşik Krallık bu arada Osmanlı'yı yemiş gibi gözüküyor. Rus İmparatorluğu. Osmanlı nerede, ayıptır söylemesi? Osmanlı yok. İcaz sıkışmış. Yani Birleşik Krallık bence bunu yapmasaydı iyi olabilirdi. Birleşik Krallık'ta bir cephe daha açıldı ya. Çok kötü oldu. Adamlar çok güçlü. Belki şeye kadar inemeyebilir. Rusları aslında müttefik alıp Birleşik Krallık'a artı Fransa'ya girebiliriz. Öyle bir taktik yapacağız mecburen. Yani bunu demiyorum ama mecburen öyle yapmak zorundayız. Şimdi sen Ruslarla müttefik gözüküyorsun ama ilişkini göremiyoruz. Hızlıca Ruslarla aramızı iyi tutalım. Asimilasyonları da başlattım bu arada. Şimdi ilk hedefim tabii ki de Bulgaristan. Bulgaristan'ı kesinlikle Birleşik Krallığa vermek istemiyorum. Dostlar, bu arkadaki parayla da tabii ki birazcık araştırmaya para verelim. Araştıralım abicim. Şöyle teknolojiye bir baktığımızda nasıl gelişiyor? 52. Ha, güzel. Çok hızlı gelişiyor. Çok güzel abi. Bu parayla teknolojide Amerika Birleşik Devletleri'ne yani 0.65'e kadar gelmeyi planlıyorum. Evet, ordum da geldi. Hızlıca Bulgaristan'a demokrasimi götürüyorum. Evet, Bulgaristan Savaşı bitti. Şu an çok iyi oldu Bulgaristan Savaşı. Artık Birleşik Krallığın önünü kesmiş olduk. Ve Ruslarla aramız cidden mükemmel oldu. Ayrıyeten Fransızlarla da aramız iyi. Ve Birleşik Krallık'la da aramızı çok güzel bir şekilde devam ettiriyoruz. Almanlar da güzel bir comeback atıyor. Ben Almanlarla bu arada şey yapmayı düşünmüyorum. İlişki zaten müttefikiz. Bu arada 10 tane de teknoloji puanı gelmiş. Kesinlikle hepsini araştırmaya vereceğim. Barış anlaşmasıyla da bütün topraklarını alabiliyoruz. Cidden güzel bir haber. Evet. Mükemmel oldu. Bu arada Asilerle mi savaştasın? Asi nerede? Ha, buradan çıkmış. Belki bir devlet kurabilir. Almanlar aslında güzel bir comeback attı. Ben de onları tebrik ederim şahsen. Ama Birleşik Krallık sağlam ordularla geldi büyük. Almanlar Fransız sınırından şu anda ilerliyor. Fransız sınırında güzel ilerliyorlardı. Lakin iki cephesi olduğu için zorlanıyor. Evet dostlar, Bulgaristan hariç bütün toprakların asimilasyonlarını %100'e çıkardım. Şöyle 94'lük bir istikrarımız var, göstereyim. Sadece bu topraklar kaldı. Şimdi tabii ki de ilk hedefim şey olmayacak, İtalya olmayacak. İtalya çok güçlü bir devlet kesinlikle. Yani araları da çok iyi ya. Abi niye bu kadar aranız iyi? Sen de çok seviyorsun. Sen de bayılıyorsun. Abi çok iyi araları ya. Keşke var ya. Ben bunlara saldırınca büyük ihtimal bunlarla aramız kötüleşecek. O zaman biz ittifak olsak, eyaletlerimi istiyormuş. Müttefiklerden -30 yiyoruz. Medeniyet gücünden -8 yiyoruz. O zaman dostlar, hızlıca bu ittifakı bırakıyoruz. İttifaktan kov değil. İttifaktan ittifaklıktan ayrılıyoruz. Aynen abi. Şu an ittifaklıktan ayrıldık. İttifak teklif edebilir miyiz? Müttefikler. Buradan gidiyoruz. Bir de Osmanlı İmparatorluğundan gidiyoruz. Osmanlı'ya da söv, buna da söv. Aynen, tamamdır. Daha aramız 81'e kadar çıktı. Eyaletlerimi istiyormuş. Müttefiklerden yine yiyoruz. Medeniyet gücü. Ya, aramızı bir 100 yapalım. Belki bir ihtimal girebiliriz ittifaka. Girersek cidden çok güzel olur. Şu an mesela bu kabul edebilir mi? Fransa'nın kabul etme ihtimali var. Müttefiklerden sınırlar arası uzaklık ve bak, Birleşik Krallık edebilir. Sınırlar arası uzak yemiyoruz. Medeniyet gücü ve müttefiklerden yiyoruz. Bu arada Karadağ ile Arnavutluk savaşa girmiş ve Karadağ Arnavutluğu yere püskürtmüş. Bu güzel bir haber aslında. Dostlar, o zaman biz şöyle bir şey yapacağız. Araştırmaya paramızı tekrardan vereceğiz. Birazcık da ordu basacağız. Evet dostlar, hızlıca Karadağ'a demokrasimizi götürüyoruz.
Dostlar hiç durmadan buradan Arnavutluğa da saldıracağız. Ve onu da topraklarımıza çok güzel bir şekilde kattık. Hızlıca ordularımı şöyle birazcık daha böleceğim. Bu arada şuraya bir 2000'lik bir destek daha, 3000'lik bir destek daha gönderelim. Evet, ordularım geldi. Şimdi şu iki devletle hızlıca barışalım. Evet, hepsiyle barıştık ve şu anda Balkanlarda sadece Avusturya, Macaristan ve Yunanistan var. Yunanistan'ı da aldıktan sonra sadece biz olacağız. Ve bu da çok büyük bir güç demek. Hızlıca Yunanistan'a demokrasimi götürüyor. Evet dostlar, Yunanistan Savaşı da bitti. Valla Yunanistan Savaşı güzel oldu. Beş Krallık Aramayı Rusya ile 99. Abi beni ittifaka alır mısınız? Valla şu ittifaka gireyim, İtalya'ya gireyim. Barış anlaşmasımızca yapalım. Artık Ege'de de bir toprağımız var. Abi şu ittifaka beni alır mısın? Bekle, savaşta gözüküyoruz. İttifak. Eyaletlerim istiyor, müttefikler. Abi ben kimle, sizin kimle aranız? Japonya ile savaşa girmiş. Abi biz bunu, Japonya var ya, Ruslar daha güçlü. Japonya hızlıca demokrasimizi götürüyoruz. Japonlarla şu anda bir savaşa girmiş. Ama aramız %100, %98, %59 abi. Çok büyük bir şeref bizim için bu 3 müttefikle. Çünkü artık ilerleyecek bir seçenek yok. Rusları alıp Birleşik Krallık artı Fransa harbine girmemiz. Ama bu mecbur. Evet dostlar, Japonya bize bir barış anlaşması teklif etti. Bunu kabul edeceğim. Zaten şu anda aramız %100, ittifaka girebilir miyiz? Bize 41 istiyor. Sana teklif etsem sen istemiyorsun, müttefikler. Abi ben kimle mi? Anlamıyorum. Almanya'ya mı? Suudi Arabistan'la aramız nasıl? Suudilerle aram kötü mesela. Dostlar o zaman bir İtalya ile aramızı bir geliştirelim. Yani abi başka çıkış yolu yok. Mecburi. İsviçre bize savaş ilan etmiş. İsviçre ile alıp veremediği bir şey yok ya. Ya. Dostlar o zaman Almanya eğer bir comeback atarsa, ya atamayacak gibi gözüküyor. Almanya böyle çöküşteyken 27 eyalet kalmış. 27 eyalet. 1, 2, dostlar ya yine buradan comeback atabilir Almanya. Eğer böyle atamazsa abi daha çok. Tam bizim sınırlarda. 1, 2, 3, 3 eyaleti var. Girsek mi? Almanya'ya savaş ilan et. Evet, Almanya'ya demokrasimizi götürüyoruz dostlar. Evet şu anda mükemmel bir hamle yaptık. Bence hepsiyle aramız %100 oldu. Farka girebilelim artık ya. Yani Almanya'nın artık bu topraklarında bir şey kalmadı. Ben olsam şimdi barışabilirim. Şöyle bu toprakları alıp. Evet barıştık da çok güzel. 99 olmuş. Savaşta gösteriyoruz. İttifaka giremiyoruz. Eyaletlerimi istiyor. Sen istiyor musun? İttifak. Sen istemiyorsun. Müttefik. Aramız 97 olmuş İtalya'yla. Dostlar ben o zaman İtalya seferine çıkacağım ya. Yani yapabilecek başka bir çare kalmadı. İtalya'yı almayı planlıyorum. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz bakın. Aklıma yeni bir fikir geldi. İtalya'yı alacağız. İspanya'yı alacağız. Ama şu ana karasını alsak yeter bizim için. Buradaki sınırlarda bu topraklar da bize kalacak. Fransa'ya iki cepheden gireceğiz. Bir buradan bir buradan. Hatta burayı da onlar alırsa bir de buradan gireriz. Dostlar bu arada bir şey diyeyim mi? Yapabiliriz ya. Abi yapabiliriz ya. Düşüyor mu? Beni hepiniz çok seviyorsunuz ya. Hadi abi beni alın. Allah bütün herkese aram çok. Bu arada 16 tane teknoloji puanı gelmiş. Hızlıca bunu harcayalım. Vallahi hepsini araştırmaya verdim. Çok da diğeri önemli değil diye. Yerlere. Şuradaki simülasyonları başlatalım. Evet dostlar ordu basacağız ve İtalya'ya seferine gireceğiz. Hızlıca basalım orduları. Ama tabii ki bu topraklarda simülasyonlar tam olmamış. Çok da önemli değil. Artık diğer bölüm yaparız. Hızlıca orduları basalım. Evet dostlar bayağı bir ordu bastım. Hızlıca bir ordu sayımıza bakalım. 600 binlik bir ordu. Ekonomin kaçtı senin? Yani tam yeter gibi duruyor. Şimdi toplayalım. Evet şu anda tamamen İtalya'yı kuşattık. Hızlıca İtalya'ya savaşımı ilan ediyorum. Evet dostlar %84'ünü ele geçirdik. Buradaki topraklarını hiç alamam abi, üşeniyorum. Şimdi barış anlaşmasına geçelim. Tabii ki bütün topraklarını alamayacağız ama şöyle alabildiğimiz kısımları alalım. Kesinlikle şu adayı alacağım, bir daha çıkartma atmak istemiyorum. Evet dostlar böyle bir barış anlaşması yapalım. Aslında şuradan toprak alabiliyorum ama sınır kötü gözüküyor, ondan dolayı buradan almayacağım. Şuradaki toprakların tamamını aldık. Bu adasını aldık ve 12 adayı artı şey aldık, Rodos'u. Böyle bir barış anlaşması bence bizim için makul. Evet şu anda İtalya
İtalyanlarla barışımızı imzaladık, artı aramızı da geliştiriyoruz. Evet dostlar, hızlıca orduları başkente çekelim. Bu arada yaptığımız yatırımlar sonucu bize teknoloji puanı gelmiş. Araştırmayı fulluyorum. Bu iki tanesini de yönetim ve üretim gelirine vereceğim. Ordumuz geldi, asimilasyonlar baş. Evet dostlar, bütün asimilasyonları başlattım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.